Arkadaşlar herkese selam. Bu videoda yakından takip ettiğimiz Nubit projesini inceleyeceğiz ve Lightnode kurulumunu birlikte yapacağız. Lightnode sonrasında basit görevleri yerine getirerek 6000 puanımızı cebimize koyacağız. İlerleyen dönemlerde de farklı görevler geldiğinde mutlaka sizlere bilgi verir, gerekirse tekrardan videoda çekeriz. Hadi videoya başlayalım. Kurulum adımlarına geçmeden önce Twitter'ın kurbanı olduk ve hesabımız askıya alınmıştı. O nedenle sizlerin desteğini bekliyoruz. Yeni Twitter hesabımızı hem sağ üstte hem de videonun açıklamalarına ekledim. Oradan gidip takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Öncelikle Nubit projesini kısaca özetleyerek başlayalım, sonrasında işlemlerimize devam ederiz. Son dönemin en hype gelişmelerinin başında modüler sistemler geliyor. Hatta bizi yakından takip edenler Celestia, Avail ve Agent Layer airdroplarını cebine de koymuşlardı. Bu saydığım projelerin hepsi Ethereum üzerinde Data Availability denilen katmanı, yani veri kullanılabilirliği katmanı oluşturuyorlar. Ölçeklendirme sorununa farklı bir teknoloji getirerek çözmüşlerdi. Hepsi verileri doğrulamak için Ethereum'un merkeziyetsiz ana zincirini kullanıyor. İşte Nubit projesi de bu noktada diğerlerinden ayrılıyor. Veri doğrulama için kripto ekosisteminin en merkeziyetsiz ve güvenli zincir olan Bitcoin'i kullanacak. Bu da onu diğerlerinden benzersiz yapıyor. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi 3 farklı yapı kullanılarak Nubit Ağı üzerindeki işlemler Bitcoin bloklarına yazarak ağ merkeziyetsizliği ve güvenliğini sağlayacaklar. Burada gördüğünüz gibi 3 aşama olacak. Şu an Lightnode aşamasındayız. Sonrasında Storage ve Validator bölümleri de gelecek. Ayrıca burada gördüğünüz User gibi farklı görevlerin de geleceğini görebiliyoruz. Farklı görevler geldikçe de sosyal medya adreslerimiz ve web sitemiz üzerinden mutlaka yayınlarız ve görevleri yapmanızı da sağlarız. Polychain Capital önderliğinde 2 yatırım turunda toplam 12 milyon dolar yatırım almış bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Ki yatırımcılar arasında OKEX Venture, Animoca Brands, Spartan ve Polychain Capital gibi önemli fonlar da var. Testnet süresi ilerledikçe bu yatırım miktarının daha da yukarıya çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. O nedenle bu testnete katılmak oldukça önemli. Projeyi de anladığımıza göre şimdi gelin adımlara birlikte başlayalım. İlk olarak bize VPS sunucu gerekiyor. Halihazırda çalıştırdığınız bir sunucunuz varsa onun yanına kurabilirsiniz. Eğer yoksa da Hesner veya Contoba gibi sunucu kiralayabileceğiniz bir yerden temin edebilirsiniz. Lightnode oldukça küçük değerlerle çalışabiliyor. 500 MB RAM, 1 CPU ve 40 GB SSD diskle rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Ben size Hesner'de bunun karşılığını göstereceğim. Contoba'da da benzer şekilde ucuz bir sunucu alabilirsiniz. Burada gelip Add Server dediğinizde burada herhangi bir server merkezini seçebilirsiniz. Önemli değil. 22.04 Linux seçiyoruz. x86 seçtiğinizde bakın en düşük sunucusu size rahatlıkla yetebilecektir. Aylık 3.5 Euro civarında bir fiyatı var. Bunu seçerek rahatlıkla kurulumlara geçebilirsiniz. Sunucu işini de hallettiyseniz hadi diğer adımlara devam edelim. Şimdi kurulum adımlarına geçmeden önce öncelikle Movax terminalimizden, yani bir SSH terminalinden sunucumuza bağlanıyoruz. Bunlarla ilgili videoları sağ üstte eklerim. Bir önceki videolarımda çoğunlukla bunların adımlarını gösterdik. Daha sonra yapacağız ilk işlem bu sunucu içerisinde bir screen açmak. Bunu kopyalıyorum. Buradaki Nubit ismi önemli. İstediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Daha sonrasında gelip sağ tıklıyorum. Ve bastığımda bana yeni bir screen açıyor. Daha sonra yapacağım tek işlem şuradaki komutu çalıştırmak. Fakat burada dikkat edin, komutu çalıştırdıktan bir süre sonra size private keylerinizi, yani gizli anahtarlarınızı, pub key'inizi ve cüzdan adresinizi verecek. Eğer bunları o an göremezseniz de korkmayın, alttaki komutlarla tekrardan ulaşabileceğiz. Şimdi ben Lightnode'umu hemen buradan çalıştırıyorum ve sadece bekliyorum. İşlemler bittiğinde, tamamlandığında diğer adımlara geçmiş olacağız. Tam bu noktada ekranımı durdurdum. Dediğim gibi kaçırsanız da komutlarını yazdım zaten. Oradan bulabilirsiniz. Bakın burada hem mnemoniklerimi, yani gizli kelimelerimi, hem Nubit adresimi hem de pub key'imi veriyor. Ben bunu bu şekilde kopyalayıp bir yere not da edebilirim. Daha sonrasında bakın şu an kaçırdım. Ekranda da görmüyorum. Burayı kapatmak için CTRL AD'yi kullanıyorum. Daha sonrasında tekrardan buraya geliyorum. Şurada ilk önce mnemoniklerimi alacağım. Yani gizli kelimelerimi. Bu komutu kopyalıyorum. Tekrar gelip burada screen dışında çalıştırdığımda bakın gizli kelimelerimi aldım. Hatta bunları alıp bir yere kopyalayalım. Ben sunucuyu daha sonra sileceğim için o yüzden sizlere açık açık gösteriyorum. Daha sonrasında buradan CTRL X ile çıkabilirsiniz. Daha sonra ikinci komut bana pub key ve public anahtarımı vermesi için. Yine bunu screen dışında çalıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi hepsini bana vermiş oluyor. Ben bunları gene kopyalıyorum. Gelip burada bir yere not ediyorum. Daha sonrasında yapacağım işlemlere devam edelim. Artık sunucu ile ilgili kısmı bitti.
Hemen tekrardan rehberime dönüyorum. Bakın buradan platforma bağlan dediğim kısma geldim. Buraya geldiğimde alfonumit.org'a. Buraya geldiğinizde Connect Wallet dediğinizde ya Kepler cüzdanınızı, size ister Lightnode içinde verilen cüzdanı buraya import edebilirsiniz veya burada kullandığınız bir cüzdanı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Daha sonrasında buraya cüzdanınızı bağladığınızda arkadaşlar şu şekilde geliyorsunuz. Buraya şurada gördüğünüz PubKey kısmını bakın AX ile başlayanmış bende. Bunu alıp kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında buraya gelip Verify dediğinizde 3000 puan kazanıyorsunuz. Daha sonrasında burada Community görevleri var. Buna bastığınızda sizi hatta basalım. Buraya gelip login dediğinizde ID doğrulama yapıyorsunuz. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra buradaki zaten görevler Discord'una girmek, Twitter'ını ve Telegram'ını takip etmek. Bunları yaparak toplam 6000 puanı kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Numit'in Lightnode ile ilgili yapacağımız işlemler şimdilik bu kadar. İlerleyen süreçte farklı şeyler gerekirse videoyla Twitter'dan veya sosyal medya adreslerimizden muhakkak sizlere duyurur ve birlikte yapmayı sağlarız. Videoyu bitirmeden önce de tekrardan hatırlatayım. Bu tip önemli projelerin testnet ve airdrop süreçlerini kaçırmamak ve erkenden yerinizi almak için sosyal medya hesaplarımız Twitter ve Telegram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın dostlarım. Ayrıca kanalımıza abone olup beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.